Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersü salisu min kitab-ı zekat. Bugün Nurul İdahan kitab-ı zekatın 3. dersini okuyoruz. Zekatü sevaimi. Sevaim hayvanların zekatından bahsediyoruz, tefsilatından bahsediyoruz. Sevaim saimetin cemidir. Saimet hayvan, o ki mubah, otla yaşıyor. Senenin tamamı otlanarak yaşıyor veya senenin çoku otlayarak içeride yemiyor. Yani hiç verilmiyor değil, yemese senenin çoku yaşayabilen hayvanlara denilir. Peki sevaim hayvanlar nelerdir? Es-sevaimu hiyel ibilu. Develere sevaim denilir. Vel-bakaru inek türüne denilir. Camus da ineklere girer. Vel-ganemu ufak baş hayvanlar. Sevaim bunlardır. Bunlara zekat ne yapar? Düşer. Ama ve tecbu zekatü fiha. Bunlara zekat düşer. Bi şurutin selasetin. 3 şartla bunlara zekat düşer. Bu 3 şart olursa zekat düşer. Bu 3 şart olmazsa bunlardan biri veya ikisi veya üçü eksik olursa olmazsa zekat düşmez. Necati çabuk. Demek es-sevaimu, sevaim hayvanlar nelerdir? Hiyel ibilu vel bakaru vel ganem. Ve tecibu zekatu fiha bi şurutin selaseti. Buldun mu Necati? Yoksa yine normal. Kitab-ı zekat aç şimdi. Farklı mı o? Zekat bölümü farklı. Hele bana gönderin. Nasıl bir kitap? Farklı kitap ne geldi? Allah bu ay günü öldüyse. Yandakini dinle. Bu Ali bin Nurizah. Nurizah'ta da Ali bin zekat mevhesi buraya koymuş. Şurun Bulali zekat kitabı yazmadığı için sonradan ilave etmişler. Her biri bir yerden almış. Birinci şart en tebluğa nisaben. Sevaimler nisabe ulaşacaklar. Nisaba ulaşmamışlar ise zekat düşmüyor. İkinci şart en yahula aleyhel havlu. Sene geçecek. O nisab üzerine sene geçmeden zekat düşmez. Sene geçecek. En yahula aleyha. O sevaimler üzerine zekat geçecek. Hal hal ve hefi milki sahibiha. O sevaimler kendi sahibinin mülkündedirler. Diyelim nisaba ulaşmış benim develerim veya ineklerim veya koyun keçilerim var. O nisab üzerine benim mülkümde bir sene geçecek. 6 ay bende kaldı, murada hibe ettim veya sattım. 6 ay sonra zekat düşmez. 6 ay onun yanında kaldı, o da birine sattı. Yine zekat düşmez. Bir malikin yanında, mülkiyetinde bir sene geçecek. Demek birinci sevaimlere zekatın düşmesi için nisaba ulaşacaklar. İkinci şartı kendi malikin elinde bir sene kalacaklar.
Üçüncü şart, en tektefi bir ra'yil mubahi. Ra'ye mubahla, yani mubah bir otlamayla iktifa edecekler. Ne kadar? Tûl-el havli. Tûl-el havli demek sene boyunca ra'ye mubahla iktifa ediyorlar, yem yemiyorlar. Sahibi yem vermese de zarar görmüyorlar, yaşayabiliyorlar. Ev mu'zemehu, ya senenin çoğu ra'yi mubahla geçmiyorlar. Diyelim sene kaç ay? 10, 2 ay, 7 ay, 8 ay ra'yi mubahla ne ediyorlar? İktifa ediyorlar. Oldu mu? Yani iki görüş var. Kime göre? Tûlul havl, ra'yi mubahla geçinmeleri lazım. Kimisine göre mu'zemul havle, yani senenin yarısının fazlasıyla ra'ye mubahla yaşıyorlar. Bitti. Es-sevâimu hiyel iblu vel bakaru vel ganamu ve tecibu zekatu fiha bi şurutin selasetin en tebluğa nisaben en yahula aleyhel havlu ve hiye fi milki sahibiha en tektefi bir ra'yil mubahi tuğlel havle ve mu'zemul. Zekatul ibili, develerin zekatından bir bahsedelim. Kaç tane olursa ne düşer? Leyse fi akalle min hamsin minel ibili zekatu. Beş deveden az olana zekat düşmez. Zekat yoktur. Leyse yoktur. Fi akalle min hamsin minel ibili zekatu. Develerden beşten aşağı olana zekat düşmüyor. Leyse fi akalle min hamsin minel ibili zekat. Fe izâ belagat hamsen, ibil beşe ulaşınca o zaman zekat düşer. Ama ne düşer? Ne verilmeli? Fe fiha şatır. Beş deveden bir deve verilmiyor. Beş deveden bir şat verilecek. Yani bir ufak baş hayvan verilecek. Ve hakeza, bu şekil devam ediyor. Fi kulli hemsin şatun. Her beşte bir şat var, her beşte bir şat var, her beşte bir şat var. Demek beş olunca bir şat düşer, on olunca iki şat, on beş olunca üç şat, yirmi olunca dört şat. Hatta tebluğe hemsen ve işriğine. 25'e ulaşıncaya kadar her beş başı bir şart verir. Peki 25'e ulaşınca ne olur? Fefiha bintu mehadin. O zaman 25 devede bintu mehad var. Bintu mehad dişi deve yavrusu ki bir yaşını bitirmiş, ikinci yaşa girmiş, ikinci yaştan gün almış. O verir. Feyza belagat sitten ve selasine, 36'ya ulaşınca fefiha bintu lebunin, artık o 36'da bir bintu lebun var. Yine bintu lebun, lebun dişi deve 2 yaşı bitirmiş, 3'e girmiş. Feyza belagat sitten ve erba'ine, 46'ya ulaşınca fefiha hikkatun. Onlarda ne var? Hikkat var. 3 yaşını bitirmiş, 4 yaşa girmiş, 4. seneden gün almış, bir deve ne edecek? 4 bitirmiş, 5'e girmiş. Müntümekat 1 bitirmiş, 2'ye girmiş. Bintu lebun 2 bitirmiş, 3'e girmiş. Hikkat 3 bitirmiş, 4'e girmiş. O cezaattır o. 4 bitirmiş, 5'e girmiş, cezaattır. Fe izâ belâgat ihdâ ve sittîne, 61'e ulaşınca fefiha cezaattır. Ne var? Cezaat. Cezaat nedir? 4'ü bitirmiş, 5'e girmiş olan dişi deve. Feyza belaga sitten ve seb'ine,
76'ya ulaşınca fefiha bintalebun. 2 bintalebun. 2 yaşı bitirmiş, 3'e girmiş, 2 dişi deve yavrusu verilir. Feiza belagat 90'a, develer 90'a ulaşınca İhdavet-i Sinet'i demiştirdik. He? İhdavet-i Sinet'i yaptık. 91 mi? 91 mi? Doğru. Diğer kitaplarda 91 geçiyor. Sinki nedir? 90. 90. Öyle. Diğer kitaplarda 91 geçiyor. Yine diğer kitaplara bakın. فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدَوَتِ سِنَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ İki hikke var. Abi iki hikke var. 91'den itibaren iki var ila mi'etin ve işriğine. 120'ye kadar iki var. 119 deve olmuş, iki hikket verecek. 91'den 119'a kadar, 119 dahil ne verecek? İki hikket. فَاِذَا زَادَ الْعَدَدُ عَلَى مِئَتِنْ وَعِشْرِينَ Adet 120 geçince, demek 119 değil, 120'ye kadar iki hikmet verirler. 120 geçince, diyelim 121 oldu. Kânet, zekâtem, kânet olur, zekâtu, deme değil mi? Tu. He? Sinki? Tamam. Zekâte olan zekâtu yapsın. 120 geçince, kânet, zekâtu mazâde. Bakın 120'ye kadar iki hikkettir. 120'den fazla olan kezekâti nisâbil evveli. Tam başlanan kişinin zekâti gibi. Diyelim 125 oldu. İki hikket verilir, bir şart. 130 oldu. İki hikket, iki şart. Yani o 120'ninki iki hikkettir, o değişmiyor. Bir 5 geldi, 25 oldu mu bir şart. 30 oldu mu iki şart. 35 oldu mu üç şart. 140 oldu mu 4 şart. 145 oldu mu 2 hikket bir bintu nahar verilir. Bakın kezekâti nisâbil evveli. Nasıl oluyor? Fetecibu fi kulli hamsin. Muhammed Ağa anlıyorsun. Fetecibu fi kulli hamsin şatun. Me'al hikketin. Her 5'te bir şat, 2 hikket. Yani her 5'te 2 hikkete beraber bir şart verilir. O iki hikkat 120 içindir. O her 5 için de bir şart ayrı verilir. Ne zamana kadar? İlâ mi'etin ve hamsin ve erba'ine. 145'e ulaşıncaya kadar. Fefiha hikkatani o 120 için. Ve bintun mehadin bu da 25 için. Bildiniz değil mi? Ve fi 150 selasu hikak. Elhamdülillah. Yehdikumullah ve yuslihu balakum. Ve fi 50 ve 100 selasu hikak. 150'de 3 hikak var. Öyle değil mi? 150'ye ulaşınca 3 hikak verir. Sümme artık 150'den sonra 3 hikke sabit gelen evvelki gibi. Sümme fi kulli 50 şart. Diyelim 150 3 hikke mi? 155 3 hikke 1 şart. 160 3 hikke 2 şart. 165 3 hikke 3 şart. 170 3 hikke 4 şart. İlâ 175'e 175'e kadar o zaman fefiha selâsü hikâkî. Artık 3 hikke var. Ne var? 3 hikke var. Ve bintu mehâdın. Artık şart yok. 20 tamamlandı ya. 3 hikke bir bintu mehâdın.
Ve fi mi'etin ve sittin ve seb'ine 176'da 186 doğru. Hepinizinki öyle mi? 186. وَفِي مِئَتٍ وَسِتِّنْ وَسَمَانِنَ سَلَاسُ حِقَاقٍ وَبُنْتُ لَبُونِ Üç hika var, bir bintu ne var? Lebun. Yani üç tane, üç yaş bitirmiş, dörde girmiş. Bir tanesi de bir yaşı bitirmiş, iki yaşı bitirmiş, üçe girmiş. Deve verilir. وَفِي سِتِّنْ مئتين وستين وسبعين 196'da 4 حقاق ne var? 4 حقاق var. إلى مئتين 200'e kadar 196, 197, 198, 199 200'e kadar ne olur? 4 حقاق. Peki 200 oldu mu? 4 حقاقdır. ثم تستأنف الفريدة Faride yeniden başlıyor. Ebeden. Kaç oldular? 200. Kaç hikke? Daha kaç hikke? 4. Verin mi? Bu sefer 205 oldu mu? O 4 hikke sabit. Bir şart. 210 mu? 2 şart. 215 mi? 3 şart. 220 mi? 4 şart. 225 mi? Bir müntün mehal. Bak o 4 hikke sabit. Bu başlıyor. Ta nereye gidinceye kadar Sümme tüsten farın ebeden baştan başlıyor ki ama üstü nifet fil khemsine leti ba'del mi'eti vel khemsine. Hani 150'den sonra her 50 gelince baştan başlanıyordu ya. Burada da ne yapılıyor? Burada da başlanıyor 250'ye gidinceye kadar. Tekrar başta başlanıyor 300'e gidinceye kadar. Tekrar baştan başlanıyor 350'ye gidinceye kadar. Tekrar baştan başlıyor 400'e gidinceye kadar. Diyelim 300 oldu. 6 hikkadır. 305 oldu mu? Bir şat ilave edilir. 310 bir şat, 315 bir şat, 320 4 şat. 325 mi? Bir bintüme had ilave edilir. 330 6 mı oldu mu? Bu kadar, bu kadar, bu kadar ilave edilir. 350 oldu mu? 6 hikka, 7 hikkaya çıkıyor. Bildiniz mi? Sümme tüste'neful faridatu ebeden kemestu'nifet fil khemsine leti ba'den miyeti vel khemsine. Yani 150'den sonra her gelen 50'de tekrar baştan başlandığı gibi 200'den sonra da ne yapılıyor? Baştan başlanıyor. Nereye kadar? 150'ye kadar. Her bir 50 bulunca bir hikaye ilave edilir. Tekrar baştan başlanıyor. Vel buhtu. Buht bir çeşit deve, melez develere denilir. Yani acemi develer ile Arabi develerin karışımından meydana gelmiştir. Melez dediğimiz deve. Vel irabu Arabi develer, bir çeşit devedir. Onlar sade Arabidirler. İrablar buhtlardan daha ne? Daha iyidirler. Vel buhtu vel irabu sevaun. Bunlar nedirler? Bunlar eşitirler. Ne konuda? Fi vücubi zekati. Vücubu zekatta bunlar eşitirler. Vel buhtu vel irabu sevaun fi vücubi zekati. Vücubu zekata buht, irab eşittir. Yani buhtların ki bu kadar olursa bu kadar verilir, irabların ki şu kadar olursa şu kadar verilir, öyle bir şey yok. Buht, irab ne nisabda ne veriliyorsa eşittir. Ve'alem ennel vacibe fil ibili. Asıl develerde vacip olan huvel inasu, dişilerdir. Dişi develer, 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında. Öyle değil mi? 5 yaşında dişi develer. Ev kıymet var. Ya dişi deve değil de kıymeti. Mesela büntül mekadın düştüğü yerde kıymeti de verilebilir.
Ama bihilaf el bakari vel ganemi, bunlar iki dişi olması şart değil. Fe innehu şenhar yestevi fihime zukuretu vel unasetu. Bunlarda zukuret, unuset eşittir. Diyelim bir, iki yaşına bir deve veriyor örnek. İki yaşına bir deve veriyor, gelir. Şey bir, develere bir inek mi düştü? İki yaşında. Erkek de versen olur, dişi de versen olur. Ama develere gelince bir, iki, üç, dört, beş yaş farkmaz. Hangisi düşmüşse dişi olacak veya dişinin kıymeti olacak. Dişi daha bağlı. وَعْلَمْ اَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْاِبِلِ هُوَ الْاِنَاسُ وَقِيمَتُهَا بِخِلَافِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَاِنَّهُ يَسْتَوْ فِيهِ مَزُّكُرَتُ وَالْاُنُوسَتُ هَذَا Bu söylediğimizi iyi tut. Haza, ha ismi fiil, zaun nakli. Huz, za. Veya haza, huz, haza, mahzı bir huza mefur. Veya meda, haza, mahzı bir medaya faal. Veya haza, ma meda, haza, mutlaka haber, mahzı ma meda, başka takdirler de olabilir. Ve lev vecebe alel muzekki sinnun. Diyelim zekat verene bir sin vacip oldu. İki yaşında veya üç yaşında bir deve vacip olur. Büntül mehal veya büntül lebun veya hikke veya cezzaat vacip oldu. Ve lem tücez. Hikket vacip olmuş, yoktu. Defe'e a'la minha. Ondan daha a'lasını, daha üstünü verir, cezzaati verir. Cezzaat bağlı. Ve ehedel fadle, fazlalığı alır. Diyelim hikket kaç bin? Dört. Ona hikmet düşmüş yoktur. Cezaat var, onu verir. Cezaat ne kadar? 5000. Aradaki fark ne? 1000. Cezaati verir, sa'iden veya fakirden 1000 lirasını alır. Ev duneha. Yahut da onu düşünü verir. Hikmet düşmüş. Büntül lebun verir. Ya hikmet 4000, büntül lebun 3000. Ve reddel fadle. Bir büntül lebun verir. Fazlalığı, 1000 lirayı da fakire reddedir. Üstünde o 1000 lirayı da verir. Ev defa'l kıymete. Yahut da diyelim, hikmet düşmüş, hikmet yok. Cezaat verip fazlasını alabilir. Hikmet verir, fazlasını verir. Veya, yok hikmet düşmüş, büntül lebun verir, farkı verir. Veya büntül lebun değil. Ev defal kıymeti. Hikmet düşmüş. Büntül lebun verir. Büntül lebun verir. 1000 lira parayla verir. Veya hikmet düşmüş. Büntül lebun vermez. Hikmet ne kadar? 4000. Direktmen 4000 verir. Bildiniz değil mi? Yukarı çıkarsa fazlalığı alır. Aşağı inerse fazlalığı verir. Ya aşağı iner fazlalığı verir veya aşağı inmez fazlalığı vermez. Yani ne yapar? Hikmet düşmüş, hikmetin kıymeti neyse 4000 verir. Oldu mu? Develerin, sevaimlerin zekatından bahsediyoruz. Genel sevaimleri bildik, hangi şartlarda zekat düşer öğrendik. Sonra develerin zekatını öğrendik. Kaç deveye zekat düşer. Kaç deveye ne düşer? Bunu da öğrendik. Zekatul hayli, atların zekatına geldik. Burada duralım. Yarın bir bakın. Zekatul ganemi veya zekatul fiddeti oraları bir yere kadar mutala edelim. Oldu mu? Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب